Çok kıymetli Merkez Efendi Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Denizli Başkanımız, yine aramızda bulunan çok değerli delege arkadaşlarımız, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kongremizin, özlenen ve beklenen, aylardır da beklenen kongremizin, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii bizden önceki konuşmacılar biraz böyle bizi aydınlattılar, bilgilendirdiler. Ben şu ön koltukta otururken bundan yıllar öncesine de gittim. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bir takım tesislerdeki yapılaşmalar ve güzellikler konusunu bahsederken bizim de zamanında tesisler konusunda yaşamış olduğumuz sıkıntılardan ötürü edindiğimiz acı tecrübeler aklıma geldi. 2000'li yılların başı idi, tam başı olmasa da 2003 yılları gibi, 2004 yılları gibi bir spor kulübü kuralım dedik. Aktepe'de yaşıyordum. Aktepe Futbol Kulübü, Aktepe Spor Kulübü. Böyle bir yolculuğa başladık. O yolculuk bana çok şey öğretti. Burada şu koltuklarda oturan siz fedakar insanların gerçekten ne kadar büyük emeklerle tırnaklarımızla kazıya kazıya bugünlere gelebildiğinizi biz o günlerde gördük. Çünkü biz bugünlere gelemedik, biz başladık. Başladığımız gibi durmak zorunda kaldık. O kadar zordu ki. Bir kere inanıyorsunuz, evet yapacağız biz bu işi. Biz başaracağız, biz ekip olacağız. Bu ekiple gençleri, mahallemizdeki gençleri spora sevk edeceğiz. Spor vasıtasıyla onları önder kişiler yapacağız arkadaşlar arasında. Böylelikle onlar o örnek halleriyle diğer gençlerin hayatlarında farklı ışıklar yanmasına vesile olacaklar. Ama sadece o işte inanmak o kadar maalesef yetmedi bize. Efendim araba lazımdı, spor yapacak tesis lazımdı, eşofman lazımdı, futbol topu lazımdı, ayakkabı lazımdı, yendiğin zaman efendim ikramlar lazımdı, hep lazımdı bir sürü. Ama yanımızda da öyle aman aman bir destek de yoktu. Maddi bir destekle söz konusu değildi. Manevi olarak bile desteği göremiyorduk. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada amatör spor kulüplerinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, özellikle sizlere bakınca Denizli'mizin şimdiye kadar elde etmiş olduğu başarılara baktığımda diyorum ki başkanım söyledi ya iyi ki varsınız, ben de öyle diyorum, iyi ki varsınız. Çocuklarımızın yüzünü güldürüyorsunuz. Çok net, somut bir örnekle ifade edeyim. Malum korona nedeniyle, pandemi nedeniyle spor faaliyetlerimiz durdu. Geçtiğimiz günlerde çocuklarıma bir müjde verdim. Artık spor kursları açılabiliyormuş. Sizde kayıtlı olduğunuz amatör spor kulübünde faaliyetlerinize başlayabileceksiniz dedim. Çocuklarım çığlık atarak evin içerisinde mutluluklarını benimle paylaştılar. İşte sizler çocuklarımızı bu denli mutlu eden, gözlerindeki o ışığı, heyecanı, enerjiyi arttıran bir pozisyonda çalışıyorsunuz. Biz de çok şükür göreve geldiğimiz günden bu tarafa 2 yıl oldu. Daha önceki o yaşamış olduğumuz acı tecrübeleri de gözümüzün önüne, masamızın bir kenarına koyduğumuzda Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Feyyaz Bey ile çok sık diyalog içerisinde olduk. Ne yapabiliriz? Biz de belediye olarak ilaveten daha neleri ortaya koyabilirsek bunların çalışmasını beraberce raporlayıp planlamaya çalıştık. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde de elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. İşte bu noktada yerel yönetimlerle federasyon temsilcilerinin ve siz üyelerinin irtibatının ve diyaloğunun amatör spor ruhunun daha da geliştirilebilmesi için ne denli öneme sahip olduğuna bizzat şahit. Yapmış olduğumuz çalışmalarda gençlik spordan sorumlu il müdürümüz de ifade ettiler. Geçtiğimiz aylar içerisinde ilimizi teşrif eden Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantı, bunun öncesinde 2020 yılında 2021 yılını bizler planlarken
yapmış o kurmuş olduğumuz hayaller tam olarak örtüştü, üst üste bindi ve açık yüreklilikle şunu ifade edebilirim ki 2021 yılı Denizli için spor konusunda belki de şimdiye kadar atılmamış, en büyük adımların atılmış olduğu bir yıl olacak ve 2021 yılı Denizli için pırıl pırıl parlayan bir spor yılı olmuş olacak. Bunu da içini de, yani o tesisler yapılınca her şey bitmiş demek olmuyor. İçini de sizlerle birlikte doldurmuş olacağız. Bizler, yerel idareciler, bürokrasideki ilgili temsilcilerimiz, büyükşehir belediyemiz, milletvekillerimiz hep birlikte sizlerin hemen yanı başımızda olmaya devam edeceğiz. Tabii bu süreçte kaybettiğimiz sporcularımız da oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bir taraftan şifasını bekleyen, şifa için mücadele veren, yine bu işe gönül vermiş olan sporcularımız da oldu. Onlara da acil şifalar temenni ediyorum. Bu genel kurulumuzun adaylarımızsa inşallah hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Onların şahıslarında, ailelerine de. Ama özellikle genel kuruldan çıkacak olan neticenin siz büyük amatör spor camiası temsilcilerine ve az önce o yüzlerini güldürdünüz diye ifade ettiğin gençlerimize ve çocuklarımıza, Türkiye sporumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın.